boşalt. Ama biz bu emri yerine getirmezsek, o zaman mekanizma şöyle kendini modifiye ederek çalışıyor. Diyor ki bu uyarı eşiğinde bu adam tuvalete gitmedi. Demek ki ben bu eşikte artık uyarmayacağım, daha yüksek eşikte uyaracağım. Dolayısıyla normal şartlarda tuvalete gitme ihtiyacımızın olması gerekirken dahi vücuttan bu uyarı çıkmıyor. Eşiğini yükselttiği için. Daha yüksek eşiklerde daha büyük hacimlere ulaştığı zaman, daha büyük basınçlara ulaştığı zaman bu uyarı çıkıyor ve ancak o zaman tuvalete gitme ihtiyacı duyuyoruz. Bir süre sonra yapmadığımızda bahsettiğim mekanizmalar devreye giriyor ve dışkı sertleşmeye başlıyor. Üzerine eklenenin atılması daha güç hale geliyor ve kabızlık böyle bir kısır döngü içerisine giriyor. Onun için aslında tabii ki hijyene dikkat etmek kaidesiyle tuvalet ihtiyacını hissettiğimiz zaman ötelememek bizim normal günlük ritmimizi sağlamamızda oldukça önemli. Bir başka şey bu fizyolojik döngüyü ve biyoritmi sağlayabilmek için hastalarımıza yine önerdiğimiz şey biofeedback dediğimiz. Her gün aynı saatte tuvalete gidip oturmasını tavsiye ediyoruz hastaya. 3-5 dakika hafif ıkınarak, kasarak tuvalet yapması önemli değil, kendini çok zorlaması önemli değil. Ama bunu her gün aynı saatte tekrar ettiği zaman kısa vadede olmasa bile birkaç ay sonrasında vücut artık o saatte biyoritmini ayarlayarak tuvalet ihtiyacını ve uyarıyı göndermeye başlıyor. Bu da hastalarımızı çok rahatlatıyor. Biz burada bir hocamızla çok önemli bir konuya değinmiştik. Aslında eskiden tıpta şöyle bir şey deniyordu. Sadece bir beynimiz var. Şimdi ikinci beynimizi konuşuyoruz. Bu da bağırsak sistemi. Siz bunu onaylıyor musunuz? Ya da az önce işte söylediğimizde o uyarı sistemi bağırsak da ikinci beynimiz midir? Ya da burada biz yönetebilir miyiz? Siz aslında kabızlıkla baş etmenin yollarını bir nebze anlattığınız gibi. O zaman yönetebileceğimiz bir organımız mıdır bağırsak? İkinci beyin denmesindeki birkaç sebep var. Bunlardan bir tanesi sinir ağının en yoğun olduğu organlardan bir tanesi beyinden sonraki. Hem uzunluğu itibariyle hem de sinir hücrelerinin yoğunluğu itibariyle ve ağlar, sinir ağlarının giriftliği, karmaşıklığı itibariyle ikinci beyin diye yorumlanıyor. İkincisi özellikle şimdi son yıllarda ortaya çıkan mikrobiyata dediğimiz, eskiden flora diye tanımladığımız bizimle beraber yaşayan bağırsağımızdaki mikroorganizmalar. Bunların varlığı çok önem kazanmaya başladı son dönemde. Çünkü bazı hastalıkların bunlarla ilişkili olduğunu veya bazı tedavilerin bu mikrobiyatanın değiştirilmesiyle daha kolay ve mümkün hale geldiğini artık öğrenir olduk. Dolayısıyla mikrobiyatada orada kendi içerisinde hareket eden bir düzen, bir sistem olduğu için milyarlarca bakteri, çeşit çeşit bakteri bu anlamda da yöneten bir organmış gibi düşünerek ikinci beyin diye söyleniyor. Ama biz nasıl modifiye ederiz? Bağırsak hareketlerimizi edebilir miyiz? Bağırsaklarımızı tamamıyla beyin gücüyle kontrol etmemiz, zihin gücüyle kontrol etmemiz elbette mümkün değil. Fizyolojik bir takım faktörler devreye giriyor, anatomik faktörler devreye giriyor. Ama özellikle beslenme noktasında ve bu söylediğim biyoritmi oturtma noktasında yapacağımız bir takım düzenlemeler, çabalar bizim hayatımızı daha normal ve olağan periyotlar içerisinde sürdürmemize destek olacaktır. Hocam kronik kabızlık ne gibi rahatsızlıkların sebebi olabilir ya da ileride ne gibi sorunlara yol açabilir vücudumuzda? Aslında belki de en önemli konu bu. Yani işte kiminden dinliyoruz günde 3 sefer çok rahat tuvalete çıkabilse de kimisi 48 saati aşan bir sürede ya da 48 saatte bir anca. Bu kiloyla orantısı nedir? Rahatsızlıklarla orantısı nedir? Paralelliği nedir? Bunu konuşmak istiyorum aslında. Şimdi aslında bu bir anlamda uzun zamandır devam eden şikayetler olduğu için hasta bundan daha doğrusu şikayet olarak da ifade etmiyor çoğunlukla. Biz sorguladığımız zaman ortaya çıkıyor. İşte hasta muayeneye geldiğinde yaptığımız sorgulama içerisinde dışkılama alışkanlığını, kabızlığının olup olmadığını, ishalin olup olmadığını sorduğumuzda kabızlığa yok diyor. İkinci soru olarak kaç günde bir çıkıyorsunuz dediğimizde 4-5 günde bir diyor. Neden? Çünkü hep öyle alışmış ve bunu kabızlık olarak da yorumlamıyor, bir rahatsızlık olarak düşünmüyor. Oysa ki değil. Onun için 48 saatin üzerinde çıkan, 2 günün üzerinde çıkan süreleri biz kabızlık olarak yorumluyoruz. Kabızlıkla bize müracaat eden veya bizim kabızlık problemi olduğunu düşündüğümüz hastalarda
Öncesinde elbette rutin olarak yaptığımız bir takım incelemeler var. Özellikle tiroid fonksiyonlarının azaldığı durumlarda, yani yeterince tiroid hormonunun salgılanamadığı durumlarda kabızlık çok ama çok önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkar. Onun için kronik süreçte kabızlıkla gelen hastalarımızda tiroid fonksiyonlarının incelenmesini mutlaka devreye alırız. Bir takım kronik böbrek hastalıklarında, kronik karaciğer hastalıklarında, bazı akciğer, kronik akciğer hastalıklarında, uyku apnesi durumlarında kabızlık artan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Bu tip durumlarda hastaların mutlaka incelenmesi, altta yatan başka bir sebep olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Bir de daha ileri, amaç korkutmak, ürkütmek değil ama bunun da akılda bulundurulması lazım mutlaka. Bağırsak pasajını engelleyen, bağırsak akışını ve normal yolu engelleyen bir tıkayıcı unsur söz konusu ise o zaman yine hastalar dışarıya rahat çıkamayacak, tuvaletini rahat yapamayacak ve bu süreç uzayacak. Bunu da her zaman normal, rutin, fizyolojik bir kabızlıktır ya da benim alışkanlığım budur gibi yorumlamamak lazım. Hangi hastalarda veya hastalarımız ne olduğu zaman uyanık olması lazım? Bir, daha önceden normal tuvalet alışkanlığına sahipken son dönemde çok fazla veya tam tersi çok seyrek tuvalete çıkmaya başladılarsa. Bağırsak alışkanlığı düzgün olmasına, düzenli olmasına rağmen daha önceden normal kalibrasyonda yaparken son dönemlerde daha ince ve sürekli ince dışkılamaya sebep olan veya ince bir dışkılamayla bize geliyorsa, dışkısında kan varsa, anlamsız, istemsiz, diyet yapmaksızın zayıflaması, kilo kaybı varsa, tetkiklerde kan değerlerinde düşüklük, kansızlık, anemisi söz konusu ise ve hele ki ailesinde birinci derece yakınlarında kolon kanseri, kalın bağırsak kanseri hikayesi varsa bu hastaların özellikle dikkatli olması lazım. Bizlerin de bu hastalar üzerinde biraz daha yoğunlaşma sebebimiz zaten bu. Aslında çok önemli hastalıkların da habercisi olabilir, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bu saydığım bulgular, biz bunlara alarm semptomlar, alarm bulgular deriz. Hekimi alerte etmesi gereken, alarm etmesi gereken bulgular. Dolayısıyla bunların altından herhangi bir ciddi hastalık olmasın diye mutlak surette araştırmaların yapılması gerekiyor. Ama bu her kabızlık hastası için böyle midir? Veya mutlaka bizim bir listemiz var, her hastada bu listeyi A'dan Z'ye yapıyor muyuz? Öncelikle hastayı değerlendiriyoruz. Yandaş hastalıklarına, kullandığı ilaçlara, bir takım ilaçlar kabızlık sebebi olabilir. Ek hastalıklarının olup olmadığına bakıyoruz. Bir takım temel değerlendirme testlerinden sonra ve muayeneden sonra hastalıkta, bu hastamızda daha ileri bir hastalık olabilir mi? Derinlemesine daha detaylı incelemeler yapalım mı, yapmayalım mı? Onun kararını veriyoruz. Peki hocam şöyle bir şey soralım aslında, tabii kabızlıkla ilgili konuşmuşken, bu bitki çayları veya işte içinde sinameke bulunan veya doğal bitki hapları dediğimiz şeyleri, bunlarla gidermeyi nasıl öneriyorsunuz? Açıkçası çok iyi bir konu bu. Benim de sürekli her fırsatta vurgulamaya çalıştığım bir şey. Bitkisel bir takım çaylar, ilaçlar, tedaviler veya bitkilerin kendisinin işte kaynatılarak yahut belli oranlarda karıştırılarak kullanılması faydalı olabilir. Ama zararları ne olur onu bilemiyoruz. Çünkü bizim kullandığımız ilaçlar belli klinik deneylerden ve uzun süreçli araştırma geliştirme süreçlerinden sonra ancak insanların kullanımına ve bizim kullanımımıza sunuluyor. Önce hayvan deneyleri yapılıyor. Gönüllüler üzerinde ilaçlar test ediliyor. Ondan sonra yani bu yıllar alan bir süreçten sonra bu ilaç güvenlidir diye onay veriliyor otoriteler tarafından ve biz hekimler bunu hastalarımızda kullanır hale geliyoruz. Ama bitkisel tedavilerde böyle bir şey söz konusu değil. O bitkinin içerisinde kaç tane etken madde var onu bilmiyoruz. Birbiriyle karıştırdığınız zaman etkileşimi ne olur onu da bilmiyoruz. Şimdi bir ilacı verdiğimiz zaman bu klinik araştırmalardan dolayı o ilacın etkilerinden de haberdarız, yan etkilerinden de haberdarız. Dolayısıyla hasta bize beklenmeyen bir şeyle geldiği zaman evet bu ilacın yan etkisidir deme şansına sahibiz. Ama bitkilerde öyle bir şey yok. Yüzyıllardır kullanımına gelmiş ıhlamur gibi, kekik gibi, adaçayı gibi bitki çaylarının tüketilmesinde bir sakınca yok.
Ama biraz ondan, biraz bundan aktar bana bunu önerdi. Ondan şunun sapını kaynatacağım, bundan bu kadar katacağım. Çok güvenli bulduğumuz şeyler değil açıkçası. Temelde de yan etkileri. İkinci konu özellikle sinameki. Bir dönem ilaç formunda da kullanıldı bu. Ama uzun dönem kullanımlarda bağırsak tembelliğini ve kabızlığı arttırıcı etkileri var. Dolayısıyla bunların da kronik süreçte bağırsak alışkanlığının belli bir ritme oturtulması amacıyla kullanılmasını istemiyoruz. Geçici rahatlamalar için evet ama uzun dönem kullanımları istediğimiz bir şey değil. Bir diğer konu aslında bu artık maalesef toplum sağlığı problemi haline geldi. Özellikle internetten satışı gerçekleştirilen bir takım ürünler içerisinde işte tamamen bitkiseldir denilerek satılıyor ama içerisinde daha önceden kullanılıp da Dünya Sağlık Örgütü tarafından yan etkilerinden dolayı yasaklanan, satışı yasaklanan bir takım ürünleri muhteva ettikleri de ortaya çıktı. Nitekim medyada da haber olan maalesef ki çok ciddi sonuçlar, ölüme kadar, kayıplara kadar ortaya çıkan sonuçlar doğurabiliyor. Onun için benim tavsiyem hekim nezaretinde, hekim gözetiminde araştırılma